Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle bir makale yarışması düzenledi. Daima laik cumhuriyet diyoruz, bastıra bastıra. Katılımın ücretsiz olduğu ve 30 yaşa kadar gençlerin katılabileceği yarışmada Ankara'nın milli mücadeledeki önemini işleyen gençlerin yarışmaya katılması istenmişti. Yarışmanın Değerlendirme Kurulu eski milletvekilleri Birgül Ayman Güler, Aylin Nazlı Aka, Profesör Doktor Sina Akşin, eski milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili Uluç Gürkan, yardımcı doçent Doktor Halil Özer, Profesör Doktor Seçil Karalay Gün ve yazar Işık Kansu'dan oluştu. Bu hocalarımız 32 gencimizin yazılarını, makalelerini incelediler. Değerlendirme Kurulu, Kuruluşun Kalbi, Kuruluşun Aklı Ankara adlı yazı yarışmasında dereceye giren isimleri açıkladı. Dereceleri belirledik. Atatürkçü Düşünce Sistemi, Milli Mücadele Şartları ve Ankara'nın Milli Mücadeledeki Önemi konularını işleyen yazılar değerlendirmeye alındı. 6 kişiye ödül veriyoruz. Yarışmanın ödül töreni Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Konferans Salonu'nda düzenlendi. Seçilen temsilciler için toplanma yeri gerekliydi ve Ankaralılar Gazi Mustafa Kemal ve temsilcileri Ankara'ya davet etti. Kurtuluş Savaşı'nın en iyi şekilde Ankara'dan yönetileceğini, Gazi Mustafa Kemal Ankara'nın coğrafi konumu ve cepheleri olan eşit uzaklığı nedeniyle buranın bir karargah olmasını kararlaştırdı. Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye giren gençler için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni sonrası yarışmanın birincisi İbrahim Anıl Durmaz makalesini okudu. Modern bir kent, bir başkent olarak Ankara'nın inşası için dönem içinde gerekli adımlar atılmıştır.